Özel gündem analizden herkese iyi akşamlar. Bu hafta çok değerli, çok kıymetli, çok saygın bir konuğum var. Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk. Sami Selçuk'la gündemi konuşacağız. Gündeme dair başlıklarım var. Bunlardan bir tanesi, evet seçimler bitti. Meclis aritmatiği değişti. Ama peki Türkiye hukuk devletine dönebilecek mi? Mevcut seçim sonuçları Türkiye'yi normalleştirebilecek mi? Bütün bunları konuşacağız. Aynı zamanda yargı siyaset ilişkisinin geldiği noktayı da konuşacağız. Gelecekten bir ümit var mı? Bunu da konuşmuş olacağız. Sami Selçuk'la ama tabii ki elbette bugün aramızdan ayrılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de konuşacağız. Kendisine ilgili hatıralar var mı onu soracağım. Nasıl bir devlet adamı kişiliği vardı, kimliği vardı onu soracağım Sami Selçuk'a. Ve aynı zamanda Demirel'den günümüze Cumhurbaşkanlarımızın profilleriyle alakalı sorularım da olacak. Evet Sami Selçuk. Teşekkür Yanımıza ederim. hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet Süleyman İyi Demirel'i yayınlar. kaybettik. Evet. 91 yaşındaydı. 6 kere gelip 7 kere gitti. Ama 6 kez Uzun bir gitti, 7 siyasi kez yaşamı var. geldi. Evet. Bu sefer dönmemek üzere gitti. Zaten Isparta'daki şeyi görürseniz, müzeyi ona göre yapmışlar. Yani 7 kez gelip 6 kez gittiğini simgeleyen şeyler var. Orada görürsünüz ve tavsiye ederim. Olağanüstü bir müze. Çok güzel bir Bu müze. başarıyı neye bağlıyorsunuz? İnsan bu kadar böyle 6 kez gidip de 7 kez gelebilme bir meseledir ya. Bir kere sabırlı bir insandı. Onu kabul etmek gerekir. Sonra zeki bir insandı. Bunların hepsi ve özellikle Cumhurbaşkanlığı dönemini düşünürseniz benim kanımca tam anlamıyla bir devlet adamıydı. Cumhurbaşkanlığını ben çok parlak görüyorum. Çok başarılı bir cumhurbaşkanlığı yaptı. Gerçekten Türkiye'yi de çok iyi temsil etti. Hem dışarıda hem içeride. Bunu kabul etmek gerekir. Bir de rahmetli Demirel, rahmetle analım hep beraber. Rahmetli Demirel'in bir özelliği vardı. İnsan ilişkilerinde çok başarılıydı. Hiç ummadığınız bir zamanda sizi arayabilir. Söz gelimi beni böyle bir şekilde aramıştı. Çünkü özel olarak bir hastaneye ve özel bir hastaneye yatmıştım bir tetkik için. Sabahleyin saat 9'da telefonum çaldı. Cumhurbaşkanlığından ayrılmıştı o sırada. Ama ben görev başındaydım. Telefon çaldı. Bir de baktım. Dediler ki Süleyman Bey sizinle görüşmek istiyor. Ben de zannettim ki yani şeyle ilgili, yargıyla ilgili bir konuyu soracak veya hukukla ilgili. Doğrudan doğruya geçmiş olsun dedi. Çok şaşırdım. Nasıl öğrenmişti? Neyse bilinen şeyleri tek konuştuktan sonra telefon kapandı. Kendi kendime düşünüyorum. Çünkü ben çok özel yatmıştım. Kimseye de bilgi verilmemişti. Nasıl öğrendi falan diye düşünürken bir de baktım eski katiplerinden birisi telefonla beni aradı. Ona sordum. Sen nereden öğrendin bunu diye. Dedi ki işte gazetenin birisi yazdı oradan öğrendim dedi. Hemen anladım. Yani bayramlarda, yılbaşında vesaire de mutlaka arar veyahut da tebrik eder yani kartla vesaire gidiyor. Ben Sayın Demirel'in 1960'lı yıllarda tek başına iktidar olduğu dönemi de biliyorum. Ve o dönemde gerçekten son derece demokratik, hoşgörülü bir havayı Türkiye'yi yaşattı. Bunlardan bir tanesini de biz tanık olduk. Yargıyla ilişkisinde ve yargıya gösterdiği saygı açısından bunu önemsiyorum. Bulunduğum ilçenin Adalet Partisi ilçe başkanı bir rakibi tarafından yarışta o da adaydı. Rakibi tarafından toplantıda dayak yemişti. Tabii suçüstü yapıldı. Aynı gün yargılama başladı öğleden sonra. Bir ara odamda otururken bir baktım telaşla posta memuru geldi. İçeriye girdi. Efendim dedi Sayın Başbakan dedi ilçe başkanı ile görüşmek istiyor. Süleyman Demirel Evet. ilçe başkanı ile Demirel evet. görüşmek O istiyor. sırada başbakan. Ben dedim ki içeride duruşma var, gir hakim beye söyle. Eğer izin verirse görüşülür. Yani dedim. Biraz sonra git odadan çıktı, geriye döndü, daha telaşlı. Efendim izin vermiyor dedi. Ne dedi dedim. Şu anda duruşma yapıyorum, daha sonra görüşsün Sayın Başbakan dedi. Dedim ki aynısını söylersiniz. Bunda çekinecek bir şey yok. Bakın, Bir hakim tabii.
bir sulh ceza hakimi, Taşla'da bir ilçe yargıcı, bakın bu kadar kendisini bağımsız hissediyor. Şimdi rahat hissediyor. Başbakanla ve şu anda görüşemem. Görüşemem çünkü duruşma yapamam. Duruşma yapıyorum. Duruşmaya ara veremem demiş. Duruşmadan sonra görüşebilir demiş ve devam etti duruşmasına. Şimdi bakın, sonra başına bunlar bir şey çok geldi mi? Önemli. Hayır. Sonrası hayır, önemli hayır, çünkü. Hayır. Derdi sonra. Hiçbir şey. Hayır. Hiçbir şey gelmedi. Ve ona benzer başka bir olayı da o sırada yine yaşadık. Adalet Partisi'ne mensup çok zengin ithalatçı, ihracatçı birisi de bir suç işlemişti. Tutukladık. Tutuklandıktan sonra hemen hemen Bakanlar Kurulu'ndan bütün bakanların telgrafları geldi. Geçmiş olsun telgrafı. Ben hepsini cezaevine havale ettim. Ama bir tek siyasetçi bunun için herhangi bir girişimde ne bana ne de yargıç arkadaşlara herhangi bir ricada dahi bulunmadı. Onu söyleyeyim. Yani bunlar çok önemli noktalar. Yani yargıyla olan ilişkisi, adaletle olan ilişkisi bu evet, düzeyde. Saygısını gösteriyordu bunu. Hiç yani bunları sorun yapmadı. Son derece norm, olağan karşıladı. Ve Demirel'i ben daha sonra başkanlığım sırasında da daha yakından tanıma olanağına sahip oldum. Daha emekli olduktan sonra da ziyaretler yaptık, sohbetler yaptık, onları biliyorum. Sayın Demirel'i bir keresinde de şeye çağırdım. Bir konuşma yapmak üzere Yargıtay'a davet ettim, gittim. Hay hay dedi, bir konuşma gününü tespit ettik ama o sırada benim yurt dışına çıkmam gerekiyordu. Kendisine dedim ki bir hafta geriye ertelesek mümkün mü? Hay hay dedi, sen git gel, öyle yaparız dedi. Kendisini karşıladım, odamda otururken dedi ki 40 dakikadan fazla konuşmam dedi. Sonra insanlar yorulur, dinlemez kimse dedi. Fakat 1 saat 10 dakika konuştu. Ve konuşmasını bitirdikten sonra bana döndü. Ben kürsüye doğru yürüdüm. Söyleyeceklerimin yarısını bitirmedim daha. Şimdi neyse. Tam o sırada ben biz 15 günde bir konuşma yaptırıyorduk. Birisini çağırıyordu, bir konuk konuşuyordu cuma günleri. Tabii Yargıtay mensupları davet ediliyordu. Sayın Demirel de aynı şekilde konuşma yapacaktı. Ve bu konuşmayı bir yargıç, bayan yargıç konuşmacının yaşam öyküsünü anlatıyor. Arkasından da konuşmacıyı davet ediyoruz. Kürsüye çıkıyor, konuşuyor. Ama tabii bu Sayın Demirel için söz konusu olamazdı. Yani kalkacaksınız, 40 yıl bu ülkede siyaset yapmış, herkesin tanıdığı birisinin yaşam öyküsünü anlatmak bana biraz ters geldi. Dedim ki Sayın Demirel'i ben takdim edeceğim. Çıktım, kürsüye bir iki laf ettikten sonra dedim ki dündür dedim ve durdum. Onun meşhur sözüne. Tabii. Zannetti ki o sözü dile getireceğim. Şöyle dikkatle bir bana bir baktı. Teyakkuz hali. İsmet Bey de yanında oturuyor. İsmet Sezgin Bey. Onun da kulakları çınlasın. İsmet Sezgin Bey bana bir göz kırptı. Doğuruyor gibilerden. Ben tekrar mikrofona yaklaştım. Ancak dedim Sayın Demirel her gündür. Yani onun için yaşam öyküsüne anlatmaya tepkisi gerek oldu, görmüyoruz. Tepkisi ne oldu? Tabii o zaman beşuş bir çehreyle eski deyişle. Şimdi Sayın Demirel'in böyle espiritüel bir tarafı da vardı. Yani tabii, mizaha yatkındı. Tabii. Demeçlerinde de bu espriler vardı. Vesaire. İnsanları rahatlatıyor. Rahatlatır. Onu şimdi söyleyeyim. Ben şeyi sizin merak ediyorum. Mesela Sayın Demirel'in pek çok lakabı vardı. Şimdi ben bir toplayayım dedim. Moriston Süleyman. Evet. Barajlar Kralı. Su Müdürü. Çoban Sülü. Bir Bilen. Baba. Evet. En son babada kaldı zannedim. Siz en son o. En çok yakışanı hangisiydi? Bence baba. Baba özellikle mı? Cumhurbaşkanı olduktan sonra tam anlamıyla bir babaydı. Şimdi bakın ben buradan bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. 1792. maddesini Mecelle'nin ben çok severim. Nedir o? Orada ideal bir yargıç tipi resmedilir. Zaten o bölümün başlangıcı da hakimler hakkında bir bölümdür o. 1792. maddesi çok önemli ve ünlü bir maddedir o. Hakimin sıfatını sayar. Aslında her insanın olması gereken
ideal bir insan türü orada resmediliyor. Der ki hakim, hakim olacak. Yani bilge. Hakim biliyorsunuz eskiden eski deyişle bilge, bugünkü deyişle bilge anlamına gelir. Arkasından diyor ki fehim olacak. Yani anlayışlı, kavrayışlı olacak. Arkasından müstakim ve emin olacak. Yani hem dürüst, doğru hem güvenilir olacak. Mekin ve metin olacak. Mekin saygın. Yani herkesin saygı gösterdiği, itibarlı, vakur. Ve bu arada da metin, sağlam, direnen, dayanıklı birisi olacaktı. Bu çok ilginç bir resimdir. Ben ülkenin cumhurbaşkanlarını ve yöneticilerini hep bu şekilde tanımlarım. Peki o zaman bundan, ben de size... Yani bütün bunlar ya bir ülkenin cumhurbaşkanı ülkesiyle iyi günlerinde neşelenmeli, gülmeli, kötü günlerinde ağlamasını bilmeli, herkesi kucaklayabilmeli ve gerçekten bilge olmalı. Hoşgörülü, bilge, babacan olmalı. Ve ben Demirel'de bu nitelikleri gördüm. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığında. Yani o sırada yani kimseyi dışlamadığı, sülük, alçak, casus, hain. Hayır, çok şey söylendi. Ama yok, başkası hakkında bu tür ifadeleri duymadık aslında. Hayır. Duymadık. Hayır, şimdi bu açıdan Sami Selçuk, madem buradan dikkat girdik. Dikkat ederseniz, özür dilerim sözünüzü kestim. Demirel'in, gittiğiniz zaman görürseniz merhum Demirel'in o şeysinde, müzesinde bir konuşması var. O konuşmasında ne diyor biliyor musunuz? Ben başbakan, ben diyor ve eski cumhurbaşkanı, işte İnönü savaşlarının kahramanı, bu arada şeyin Lozan'ın diyor şeysi, başburahası İsmet İnönü ile birlikte yönettik ülkeyi diyor bakın. Daha çok kendisi yönettiği halde yani ona da yer veriyor. Evet, önemli saygı, bu. Peki, saygılıyım Sami Selçuk, yani. Şimdi Demirel'den Sayın Erdoğan'a kadar ki cumhurbaşkanlarımızı değerlendirin birer cümle sizden alsam. Demirel'i biraz tarif ettiniz bana. Hayır, Demirel'i tarif ettiniz. Yaptınız bunu kişisel veya yaptınız bunu. Şimdi arkasından Ahmet Nedim Sezer. Bir iki cümle alayım. Valla Ahmet Bey çok dürüst bir arkadaşımızdı. O da yargıdan gelme. Sizin Cumhurbaşkanlığında da bu dürüstlüğü sürdürdü. Onu kabul etmek gerekir. Ve özellikle hukuk konusunda çok duyarlıydı. Gerekli müdahaleleri yapmasını bildi. Peki. Abdullah Gül. Abdullah Gül daha ılımlı, daha dikkatli, çok ihtiyatlı bir cumhurbaşkanlığını sürdürdü. Yani kırıcı, dökücü vesaire olmadı. O da çok dikkatli. Hukuk karşısındaki gördüm. Evet. İlişkisi yani bu sulh ceza hakimlikleri, internet yasası bu konuda hep çok tenkit edildi. Evet, yani şimdi bunları imzaladı diye. Elbette eleştirilir. Artık o dönem bitti. Bazı şeylerde müdahale etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü siz bazılarıyla çatışmayı göze almazsanız ülke kaybeder. Bazı şeylerde uyarınızı elbette ki nezaket çerçevesinde yapmanız gerekiyor. Yapmalı mıydı? Yapmadı mı? Yapmadığı şeyler oldu. Gördüğü halde işte onu uzlaşı yoluyla düzeltmek istedi ama onda da pek başarılı olamadı. Keşke başarılı olsaydı diye düşünüyorum. Peki Ahmet Nedim Sezer'in, hayır Abdullah Gül'le alakalı, Ahmet Sever'in kitabı okudunuz mu? Hayır, ben okumadım. Hayır. Gündeme geldi, haberlerini takip edebildiniz mi? Bir parça takip ettim orada, ama çok bununla ilgili polemikler de devam ediyor. Şimdi orada bir ifade var kitapta. Zekeriya Öz'ün adı geçiyor. Orada bir gazetecinin Ergenekon davasıyla ilgili adının geçtiğini duyuyor. İddiaya göre Ahmet Sever yazıyor bunu. Abdullah Gül buna müdahale ediyor. Daha sonradan Zekeriya Öz iddiaya göre diyor ki bana kimse müdahale edemez. Ben yargıcım. Bana kimse müdahale edemez.
Cumhurbaşkanı sanıyorum o şey yapıldı. Edemez. Daha sonradan da görevinden alınıyor. Bunu Zekeriya Öz reddetti. Böyle bir şey olmadı dedi. Ama kitapta iddia var. Bu iddia doğru ise, yani bir cumhurbaşkanının müdahalesi, yani bu fotoğraf doğru ise, doğru bir fotoğraf mı bu? Doğru bir fotoğraf olmaz elbette ama ben de inanmıyorum olduğunu bunun. Zekeriya Öz zaten reddetti bunu. Burada bir yani yanlış bilgi edinme, dolayısıyla aktarma söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Abdullah Bey'in bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum. Evet. Peki Abdullah Gül'ü de ve nihayet Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi isterseniz siyasetçileri bırakalım da hukuka geçelim. Bir dakika. Çünkü hayır. Demirel'e evet, Ahmet Necdet Sezer'e evet, Abdullah Gül'e evet, Tayyip Erdoğan'a gelince hayır. Bu mu? Yok, hayır demem. Hayır demeyin demem. Demeyin o zaman. Tayyip Bey benim kanaatimce sinirlerine egemen olamıyor. Tayyip Bey o anda birdenbire fevri davranışlara kapılıyor. Daha sonra pişman oluyor mu olmuyor mu ondan da kuşkuluyum. Keşke Tayyip Bey daha önceki örnekleri bir irdelese ve 1792. maddeyi de bir okusa mecellerin diye düşünürüm. Onu açıkça söyleyeyim. Yani Tayyip Bey'in üslubunu kabul etmek mümkün değil. Yani okuması derken bilgi eksikliğinden mi Tayyip Erdoğan'ın böyle davrandığını iddia ediyorsunuz? Hayır. Okumasını tavsiye ediyorsunuz. Hayır. 1792. maddesi ve cellerinin önemli bir madde. Biraz önce değindim. Yani bir cumhurbaşkanının ben öyle olmasını isterim. Bilge olmasını, hoşgörülü olmasını isterim. Ben şu aşamaya kadar gerek başbakanlığında gerekse cumhurbaşkanlığında Tayyip Bey'in böyle bir portre çizdiğini ne yazık ki üzülerek belirteyim göremedim onu. O üzüntüsünü de yaşıyorum. Peki. Burada. Ve bu konuda sanıyorum ki Tayyip Bey'e birçok insan bazı girişimlerde bulundu. Yani bu üslubu değiştirme konusunda ama o değiştirmemekte direndi diye düşünüyorum. Peki. Sandık sonuçları ve sonrasıyla alakalı bir konuya geçelim dilerseniz. Tabii. Türkiye yani şimdi meclis aritmetiği değişti. Milletvekili sayıları değişti. Parti girdi meclis, HDP. 80 milletvekili aldı vesaire. Bu tüm boyutlarını soracağım ama bu aritmetik Türkiye'nin hukuk devletine dönmesinde bir altyapı oluşturabilir mi, ümitli misiniz? Ben hiçbir zaman umudumu kesmiyorum insandan. Onu baştan söyleyeyim. Kim olursa olsun. Ben bundan umutluyum. Çünkü bu mesajı iktidarın iyi değerlendirmeye başladığını görüyorum. Bunun belirtileri var. Gerek hükümet cephesinden gerekse Sayın Cumhurbaşkanı açısından o da iyi değerlendirmeye başladı. Dikkat ederseniz eski üslubunu bıraktı ve daha dikkatli davranmaya başladı diye düşünüyorum. Elbette ki etki yapacaktır. Çünkü muhalefet bu konuda ısrarlı görünüyor. Ve bu ısrarı da doğru görüyorum. Doğru buluyorum. Yani ben diyor hükümet ederim seninle beraber ama şu 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 koşullar yerine gelirse. Şimdi o koşullar yerine gelmediği sürece tek başına bir iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurması mümkün görünmüyor. Eğer muhalefet onda ısrar ederse. Bu açıdan ben umutluyum. Umutlu peki ama ve, Türkiye'nin şu anda yaşadığı dönem gerçekten sadece Türkleri değil, Türkiye'yi destekleyen Avrupalıları da üzmektedir. Onlar da tepkilerini zaten bildiğiniz gibi dile getiriyor. Bunu görmek gerekiyor. Evet, koalisyon görüşmeleriyle alakalı mevzu açtınız. Burada özür dilerim, sözünüzü kestim. Benim kanaatimde 2007 yılında Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle beraber Avrupa Birliği süreci durmuştur. O net bir şekilde görülüyor. Ve bundan Avrupa, Abdullah Bey de çok yakınıyordu yani. Neden memnun sizce? Değildi. Neden sizce? Hayır durdu yani. Neden? İşte bu bir siyasi tercih değil mi? Şimdi Abdullah Gül bu konuda azimliydi. Dikkat ederseniz onun döneminde Avrupa Birliği süreci çok hızlanmıştı. Sürekli görüşmeler yapılıyordu. O ayrıldıktan sonra bu süreç
yavaşlamaya başladı. Hı hı. Bugünkü gelinen nokta zaten biliyorsunuz. Avrupa Birliği adeta yok hükmünde sayılıyor. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu raporları ülkenin Dışişleri Bakanı bile ne diyor? Yok hükmünde sayarım. Nasıl yok hükmünde sayarsınız? Sayamaz. Verilmiş, hayır sayamazsınız. Sayarsa o ne olur? O laftan ibaret. Sayarsa ne olur? Sayarsa onlar da sizi sayar. Bu kadar. Yok hükmünde sayar. Ben de seni tanımayırım demiş ya yani, Temel. Yani Avrupa Birliği'ne girmek bizim lehimizedir. Yani sizi insanlar aman sizsiz olmaz demiyor. Diyor ki şu koşulları yerine getirirseniz buraya girersiniz. E siz de o koşulları hem yerine getirmiyorsunuz hem de daha geriye doğru getirdiğinizi görüyor. Hı. Uyarılar yapıyor. Bunun üzerine siz diyorsunuz ki Avrupa Birliği'nin Avrupa raporunu bir üniversite hocası diyor ki ben bunu yerine atıyorum diyor. Öbürüsü çıkıyor bir yıl sonra Dışişleri Bakanı. Biz bunu diyor yok hükmünde sayıyoruz. İster say ister sayma. O insanların umurunda değil bu. Türkiye'nin lehine de değil bu görüşler. Hı hı. Bir kere kendimize gelmek, çeki düzen vermek zorundayız. Evet. Avrupa Birliği'ne girmek bizi sadece iktisadi yönden değil, demokrasi yönünden de Avrupa'ya daha çok yaklaştıracaktır ve toplumun düzeyini yükseltecektir. Bu son derece önemli. Hukuk uygulaması da değişecektir, onu da söyleyeyim. Mecburen değişecektir. Nitekim dikkat edin, 1987'den sonra Türkiye bireysel başvuruyu kabul ettikten sonra hukuk yavaş yavaş değişmeye başladı. Yargıçların kararları değişmeye başladı. Bu son derece önemli. Evet. Siz şimdi diyorsunuz bu yok hükmündedir. Yok hükmünde demekle bir şey yaşanmış bir şey yok yaşanmamış hale gelmez. Gelmiyor. Bu ne fizik kuralında vardır ne de hukukta vardır. Peki gelecek adında ümitliyim dediniz ve ümitli olmakta da gerekir. Fakat koalisyon görüşmeleri yani şu aşamada ben şimdi görüşmelerdeki en çok kullanılan kelimeleri çıkarayım dedim. Yani evet. En çok ne? Kaçaksaray, Bilal, Dört Bakan, Rıza, para kutuları, örtülü ödenek. Bunlar çok öne çıkan kavramlar şu süreçte. Yani evet koalisyon ama deyip bu kelimeler kullanılıyor. Şimdi bu kelimelerin kullanılması normal mi? Bu kelimeler olduğu sürece siz hala ümidinizi devam ettirebilecek misiniz? Şimdi bu sözcükler kullanılır. Bunların bir kısmı siyasetçiler bunları kullanır. Ben bir hukukçuyum. Bu siyasi gelişmenin nereye doğru gideceğini bir hukukçu olarak bir şey söyleyemem. Ama Türkiye hükümetsiz kalmaz. Kalmaması gerekir. Mutlaka bir hükümet kurulacaktır. Şu veya bu şekilde. Şimdi bu kullanılanlar üzerinde elbette bir görüşme yapılacaktır. Bunlar da belli bir noktaya çekilecektir diye düşünüyorum. Ve mutlaka bir uzlaşma sağlanacaktır diye düşünüyorum. Ben umutluyum. Yalnız bunların içerisinde tabii önemli olan bazı şeyler var. Mesela dört bakanın hakkındaki iddialar var. Onlar önemli iddialar. Bir hukukçu görüşüyle ona baktığınız zaman karşınızda bu kadar önemli, çarpıcı kanıt var iken bu insanlara yargılamanın önüne gitmeyin diyemezsiniz. Şu anda bu insanlar dokunulmazlıkları olmasaydı doğrudan doğruya mutlaka pat diye dava açılacaktı. Belki de bir kısmı tutuklanacaktı. Şu an dokunulmazlıkları yok. Efendim, şu an yok. Şu anda yok tabii. Bu süreç yani, işleyecektir ister istemez. Ama onun kalkması lazım evvela. Yani daha önce bir karar çıktı çünkü. Onun ortadan kalkması lazım. Ben ondan da umutluyum. Ve anlıyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara da ona olur verecek diye düşünüyorum. Peki Yüce Divan eşittir Anayasa Mahkemesi değil mi? Evet, evet. Peki Anayasa Mahkemesi'nin mevcut röntgeni açısından baktığınızda bir adil bir sonuç çıkacağını çıkar, düşünüyor musunuz? Çıkar, hayır. Ben o konuda yargıç arkadaşlarıma hep inanmışımdır. Yani dışarıdan işte bu bazı ama sizin bu yargıç arkadaşlarınızın şu yaptığı paralel, çok şeyler hayır, var, konuşacağız bunları hayır, şimdi. Hayır, şu paralelcidir, şu şöyledir, şu Alevidir, bunlar çok çirkin şeyler. Hayır. Yani yargıç yargıçtır, önüne gelen dosyaya bakar. Yargılamasını yaparken dinlediği sanık, dinlediği tanıklara göre karar verecektir. Yargıcın işi bu. Gerisi ilgilendirmez ki onu. Bu kadar peki, peki. Ben peki şundan başlayalım. Şimdi hükümet kurulması gerekmiyor yasaların çıkmasıyla alakalı. Meclis toplandığı gün meclis yasama yetkisi
Tabii. Söz konusudur. Hükümet yürütme yetkisiyle tabii alakalıdır. Evet. Dolayısıyla ya, yürütme oluşmadan yasama devreye girebilir değil mi? Mecliste tabii, yasa çıkarabilir. Hayır, tabii, tabii. Peki bu konuda bir hukukçu olarak Türkiye'nin hukuk devletine dönmesi adına ilk meclis oturumunda derhal çıkarılması gereken sizin önemsediğiniz yasalar nelerdir? Bunlar zaten konuşuluyor. Ben sizden duymak istiyorum. Tabii yani muhalefet partileri konuşuyor bunları. Bir kere usulle ilgili bazı düzenlemeler geriye gitti. Onların tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Sulh ceza yargıçlarını ben doğru görmüyorum. Bir sistemin özünü zedeleyecek biçimde o oturmuş bir sistemi tahrip eden düzenlemeler yapamazsınız. Kendinizden menkul sistem yaratamazsınız. Bunlar çok önemli. O nedenle işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Türkiye'deki hukuk bilinci ne yazık ki çok zayıf. Söz gelimi düşünebiliyor musunuz? İnsanlar için yasa çıkıyor. Açık konuşalım. Mesela? Mesela MİT yasasının değiştirilmesi. Hakan Fidan özeli. Gayet tabii. Kişiyi kurtarmak için onu yapıyorsunuz. Ve daha sonra Türk Ceza Yasası'nın 277. maddesi değiştirildi. Bunun nedeni şuydu. Dönemin Adalet Bakanlığı ve müsteşarın bazı müdahaleleri olmuştu. Onların soruşturma aşamasında bu suç oluşmaz dendi. Onları kurtarmak için bu yapıldı. Bunlar son derece yanlış şeylerdir. Doğru şey olarak bunları söylemek mümkün değildir. Ve şunu söyleyeyim, bunlar kınanması gereken davranışlardır. Bütün bunların gözden geçirilmesi şart. Bir MİT yasası dediniz, suç ceza hakimlikleri dediniz. İki. Ceza yargılamasının olumsuz şekilde düzenlemeler yapıldı. Onların birçok maddesinin yeniden gözden geçirilmesi şart. Hı hı. Yani asıl olan insan içindir yasalar. Şu veya bu kişiler için değildir. Yasalar gayri şahsilik ilkesi vardır. Yani kişilere göre yasa çıkmaz. Yok yasa yap yasa anlayışı artık geride kalmış olması lazım. Enver Paşa. Çünkü evet onların hikayesidir o. Evet. Yani yasal düzenleme eksik olunca yazıyor cepheden bir yasa. Şu şekilde yasa çıkarın, yasa ona göre yapın. Bu yasaların yapmış çıkarılması noktasında muhtemelen AKP bu konuda çekingen davranacaktır. Kendi çıkarttığı yasaların. Daha dikkatli davranacaktır. En azından diğer üç parti açısından bu konudaki yasaların çıkartılması noktasında istekli ve arzulu görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Dikkat ederseniz hepsi aşağı yukarı aynı konularda birleşti. Ve şunu da görüyorum ben. %5'e en az mutlaka inecek diye düşünüyorum şeyi. Seçimdeki barajın ineceğini düşünüyorum. Hı. Hatta bu %3'e de inebilir. Ben zaten %3'ün doğru olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani doğrusu odur. Ama en çok %5 olmalı ve bu mutlaka bu dönemde gerçekleşecektir. Peki. Bir hukukçuya sorulmayacak soruyu sorayım. Sizin gönlünüzden geçen hükümet formülü nedir? O biraz siyasi olur. Onun için diyorum ya, sorulmayacak soru. Ben evet sorayım. Hayır, sormak sorarsın bana ait. Cevaplamak, hayır, cevaplamak size ait. Ben izin verirseniz o konuda görüş belirtmeyeyim. Peki, memnuniyetle. Peki, HDP meselesi, evet. HDP'nin meclise girmiş olması. Olumlu karşılıyor musunuz? Doğru buluyorum. Hı-hı. Yani peki, demokrasimiz meşrulaşacak adına meşrulaşacak taleplerini meşru bir zeminde tartışacağız ve hep birlikte karar vereceğiz. Dikkat ederseniz onlar çok ılımlı bir söylem geliştirdiler. Bu belki de oylarının çoğalmasında çok büyük rol oynadı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani kendilerini Türkiye'ye kabul etti. Size de sıcak geldi mi söylemleri? Bana da geldi, evet. Ve doğru buluyorum. %13 oy alan bir parti artık Türkiye'nin partisidir. Bunu kabul edelim. Ama ödünç oylar var. Büyük kendileri ihtimalle ödünç onu oylardır. Şimdi onlar bunu siyasette iyi kullanamazlarsa bu ödünç oylar geriye alınır. Onlar da bunun farkında. Hı hı. Emanet oylara ihanet etmeyeceklerini İfade ediyorlar, bunu söylüyorlar. Evet, evet. Peki, bunun farkındalar. HDP'nin ve bu dikkat edin daha çok entelektüeller tarafından geliştirilmiş bir oylama. Yani daha çok siyaseti çok iyi takip eden, bilinçli bir şekilde değerlendirme yapan,
üzerinde düşünen insanların yaptığı bir değerlendirmenin sonucudur bu. Ve aynı insanlar bunu pat diye geriye alabilirler. Bunu o partinin çok iyi değerlendirmesi gerekir. Peki HDP'nin Türkiye Partisi olma sıfatını artık pekiştirmesi ve herkese kabul ettirmesi adına ne yapmamalı? Yani söylemleri yapmaması, şimdi şöyle bir tartışma da çıktı. Savaş dilini bırakmalı. Hı hı. Ve ona benzer tahriklerden özenle kaçınmalı ve bu konuda çok hassas olacaklarını da düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar da gelişme onu gösterdi. Yani çünkü şöyle bir tartışmadan dolayı ben bunu sordum. Yani ilk seçim gecesi Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Mesaj gönderdi falan ekranlar önünde. Tabii bu Türkiye için çok zor bir konu. Yani bir kesim var ki Öcalan'dan nefret eder. Türkiye'de bir kesim var ki kendini yakar onun için. Tabii. Böyle bir kimlik. Şimdi böyle bir çatışma noktasında, kesişme noktasında Türkiye Partisi olma meselesinde bir sıkıntı yaşar mı HDP? Mutlaka bazı şeyler tartışılacaktır. Bazen çetin tartışmalar da olacaktır. Ama ben asıl noktadan vazgeçilmeyeceğine inanıyorum. Nedir o? Barış dili. Mümkün mertebe bu ülkede barışın ve birlikte yaşamanın koşulları gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ama demokrasimiz için bir kazanımdır HDP'nin. Bu bir kazanımdır, evet. Bunu sadece HDP değil, bunu diğer partiler de iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Ve HDP'yi o yoldan saptıracak davranışlar ve söylemlerden herkes kaçınmalı. Onlar da bu konuda çok duyarlı olmalı diye düşünüyorum. Peki. Şimdi sivil topluma... Çok duyarlı bir dil mutlaka kabul görecektir. Duyarlı bir dile ihtiyaç var. Peki şöyle bir durum da var. Şimdi HDP %13'te 80 milletvekili aldı. Evet. Daha dünün partisi. Yani yeni girdi o açıdan. Yakaladı şeyi. Çok yeni ve yılların partisi. Yani adı değişti, şuydu, buydu. Ama neticede yıllardan beri gelen bir milliyetçi hareketin aynı sayıda vekil çıkarttı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu seçim sisteminin bir sonucu. Yani birisi %16 küsur aldı, birisi %13 küsur aldı. Yani bu seçim sisteminin yarattığı sonuçlardır. Bu MHP'nin başarısızlığı, HDP'nin başarısı anlamına mı gelir? İkisi de aynı vekili çıkardı. İkisi de başarılı oldu. Çünkü ikisi de oyunu artırdı. Bunu kabul etmek gerekiyor. En çok artıranlardan biri de MHP oldu. Yani seçim sisteminin bazı yerlerde doğurduğu sonuçlardır bunlar. Hı hı. Bu sonucu %10 olan, yani barajı %10 olan bir ülkede bu sonucu beklemek son derece doğal. Bundan bazı sonuçlar çıkartmak da doğru değil. Peki. Şimdi yani olay şudur. Birisi %13 küsur, birisi %16 küsur. Arada bir fark var. Ama bu seçim sisteminin yarattığı artık ne diyelim çarpıklıktan doğan bir sonuç. Birisi aynı oranda milletvekili çıkartmıyor, aynı sayıda çıkartıyor. Bu ondan doğan bir şey. Peki. Son dönemde sivil topluma karşı bir cadı avı artarak devam ediyor. Siz de izliyorsunuz. Daha bugün ekranlarda gördüm. Osmaniye'de baskınlar yapılmış bazı vakıflara. Evet, evet, Antalya'da. Evet. Evet. Yapılmış. Hatta Osmaniye'de okuduğum haber metninde imzasız ve gerekçesiz bir tebligatla baskınlar yapılmış. Önce sorayım, teknik bir soru sorayım. Bir yere basmak için, aramak için imzasız ve gerekçesiz bir çıkış, bilgisayar çıkışı yeterli midir? Hayır, yetmez. Şimdi yani bizim yargıçlardan ümitliyim dedim ama sizin yargıçlar yapıyor bunu. Şimdi hemen bir şey söyleyeyim. Mesela bir savcı arkadaşımız çıktı biliyorsunuz geçen gün. Bir demeç verdi veya yazılı bir şey mi verdi nedir? Dedi ki bundan sonra daha kararlı bir şekilde devam edecek. Ha. Eskiden kararsız mıydınız ki? Bu nasıl bir demeçtir? Ve bu nasıl Ankara bir... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ya, hayır... Başsavcı değil galiba. Değil mi? Yardımcılarından bir tanesi. Evet. Bu anlaşılmaz bir durumdur. Elbette ki başsavcının haberi vardır bundan. Bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yargıç yargıçtır, savcı savcıdır.
bir suç işlendiğinde gereğini yapar. Bunun kararlısı kararsızı mı olur? Olmaz böyle bir şey. Neden böyle bir demeç verme ihtiyacı duyulur? Bilmiyorum yani. Ben de aynı soruyu ona soruyorum. Bu nasıl bir demeçtir? Bununla nereye ulaşılmak istiyor, ne demek istiyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ve üzüntü duydum, onu da söyleyeyim. Ve bu arada bir başka olay daha yaşandı. Başsavcılıkta, Yargıtay Başsavcılığı'nda görev devri sırasında eski başsavcı yenisine ne diyor? Birilerini diyor rahatsız etmeden görevinizi yapacağınıza inanıyorum. Ne demek o? Siz görevinizi birini rahatsız etmek için yapmazsınız. Siz görevinizi görev olduğu için yapardınız. O ondan rahatsız olur veya mutlu olur. Beni de ilgilendirmez. Yılların hukuk adamısınız. Yılların yargıcısınız. Böyle cümleler sarf edildi mi bu toplumda? Hayır, böyle ben ilk defa rastlıyorum ve şaşkınlık içindeyim. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yani başsavcılığın, Yargıtay Başsavcısının sözleri bunlar. Ama burada da sizin yargıçlar iyi niyetli, pozitif göre yargı ayağa kalkmıyor mesela. Adalet camiası ayağa kalkmıyor. Sizin yargıçlar dahil. Vallahi kimse ayağa kalkmıyor Türkiye'de. Ya kim kalkacak? Var mı? Önce, var mı yok kalkan? Önce yargı kalksın da yani adalet dünyası. Hayır. Kimse ayağa kalkmıyor zaten. Türkiye'de sevdik Osman, biz bu sistemi sevdik. Şey var, hukuk fakültesi var. Siz bu sürü yasa düzenlemesi yapılıyor. Bunlardan hiçbirinin ses çıkarttığını gördünüz mü? Bu kadar basit. Niye? Bilmem niye, siz de sorun bana. Ben soruyorum işte size. Hayır, herkes görevini yapmalı. Bunun yanlış olduğunu söylersiniz. Bunu engelleyen bir durumun olduğunu ben sanmıyorum. Yani bu dersiniz yanlış, bu davranış. Yapılan düzenleme yanlış dersiniz. Hukuk açısından geçerli değil dersiniz vesaire. Bunun gerekçelerini hukuk içinde kalmak koşuluyla söylersiniz. Sıfatınız ne olursa olsun hukukçu olarak konuşursunuz. Yani siyasi bir partiyi hedef alarak değil. Söylersiniz, başınızda hiçbir şey gelmez. Burası niye gelsin hukuk ki? Hukuk devleti burası zaten diyorsunuz. Hayır, Polyanne gibi öyle olması lazım. Hayır, öyle olması lazım. Yani ben... Hala umutluyum, onu söyleyeyim. Yani herkes konuşabilir. Başına ne gelir konusunda garanti veremem. Hayır. Şimdi ben ilave edeyim mi? Siyaset yapmadığınız sürece bu düzenleme şu nedenlerle hukuk açısından sakattır dersiniz. Bu iş bence biter. Şimdi acaba şundan dolayı mı yargıçlar... Bakın, dünyada kamuoyu demokrasisinin olduğu yerlerde kamuoyu çok güçlüdür. Ve hükümet edenler çok dikkatli adım atmak zorundadırlar. Tabii. Mesela Fransa'da bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı yargıçlarla ilgili gösterilen adayları 3 kat orada aday göstereceksiniz. Cumhurbaşkanı o 3 katla ve birini seçecektir. Hiçbir zaman Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu orada 3 kat aday göstermemiştir. Hep 3 kişi boşaldı diyelim, 3 kişi göndermiştir. Demiştir ki ben bütün Fransa'da ancak bunları bulabildim. Hiçbir cumhurbaşkanı ille de ben 3 misli isterim dayatmasına hiç tenezzül etmemiştir. Bu konuyu gündeme getirmemiştir. Derhal onaymıştır. Bakın, bu bir hukuk bilincidir. Karşılıklı saygının gereğidir. Karşılıklı güvenin gereğidir. Türkiye'de böyle bir şeyi düşünemezsiniz. Ama elinde sonunda Türkiye o noktaya gelecek. Gelecek tabii. Orada aslında kim ayağa kalkıyor ki sorusu aslında çok önemli de bir soru. Sadece hayır, adalet camiasına bunu fatura etmeyelim. Şimdi Türkiye'de şimdi Ramazan'a da giriyor. Tabii başka bu gece, yerlerde de oluyor. Tabii. Şöyle, başka disiplinler açısından söylüyorum. Bu gece sahura kalkacak. Ramazan'a giriliyor Türkiye'de. Buradan da herkesin ben Ramazan'ını tebrik etmiş olayım. Ben de kutlarım. Parantez içerisinde. Peki ama Türkiye'de bir siyasi Hazreti Peygamber'e kibir isnat ediyor. Kur'an'la hakaret ediliyor. İlahiyat fakülteleri ayağa Diyanet kalkmıyor. Ayağa kalkmıyor. Umurlarında değil. Ağızlarını açıp yarım cümle etmiyorlar ki ilahiyat veya Diyanet İşleri Başkanlığı. Biz adalet camiasına, ya adalet çiğneniyor, niye kalkıyorsunuz diye soralım yani. Buna benzer çarpıklıkları, sapmaları sık sık gördüğümüz için belki de kanıksadık mı? Kanıksadık. Ama çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Peki sevdik kabul mi? Kabul ediyorum. Sevdik mi? Yani elbette ki Türkiye bunları yönümleri aşacak. Ben inanıyorum buna. Ama
bazı sıkıntılar, tahribatlarda yaşadığımız bir gerçek. Evet. Peki acaba bu hakim ve... Bir de şunu söyleyeyim ben. Sürekli siyasetçilerimiz Hazreti Muhammed'den, onun hadislerinden ve Kur'an'daki ayetlerden söz ediyor. Ama o ayetlerin gereklerini hiç yerine getirmiyorlar. Dikkat edin. Tabii. Çünkü siyasal... Hazreti Muhammed'in buna benzer söyleri var mı? Yani herkesi kırsın, döksün. Var mı böyle bir şey? Ya, kutuplaştırsın, hakaret etsin. Ya, olacak bir şey. Rencide etsin. Yok tabii. Böyle bir şey. Biraz da böyle siyaset bizde İslam hiç sembollerle siyasete taşınırken... Bir kere hiç kırıcı değil, dikkat edin. Tabii. İslam'ın özü siyasete taşınmıyor. Sembolleri siyasete taşınıyor. Evet, evet. İşin özü de bu. Mekanik biçimi taşınıyor. Tabii. Ahlakı taşınsa mesela, değil mi? Taşınmıyor. O taşınmıyor. Zor olan zannediyorum o. En doğrusu o tabii. Keşke. Keşke olsun. Ama semboller çok rahat taşınabiliyor. Onun kavgaları edilebiliyor vesaire. Şimdi bu yargı camiasının, tabii yargıyı konuşacağım. Şimdi Diyanet'i, İlahiyat Fakültesi'nin, onu bir noktaya virgül bırakalım. Ama yargıyla alakalı, şimdi bir tutuk hal var. Bir tutuk hal var ya, tutuklamalar da var aslında. Evet, onunla bağlı olarak bir tutuk hal de var. Şimdi tutuklanan hakim kimler var? Meslekten ihraç edilen yargıçlar şimdi, var. Bu durum korkunç bir şey. Bu durum yargı camiasının ağzına fermuar vurmasında etken olmuştur diye düşünüyorum. Olmadı diyemem. Yoksa niye sussunlar? Ama ille de falanca bundan dolayı susuyor da diyemem. Mutlaka olmuştur. Hemen şunu söyleyeyim. Ben özellikle Adana Başsavcısının başına gelenleri vesaireyi hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Onları yanlış buluyorum. Özellikle Adana'daki tır olaylarında yapılan işlemler tamamen yasal çerçevede yapılmıştır. Bunu burada söylemekten de çekinmiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü bana bazı bilgiler geldi, bazı belgeler geldi. Onları okudum, inceledim. Arkadaşlar tamamen haklı. Yani görevlerini tam anlamıyla yapmışlardı. Tabii. Hiç. Savunmalarını da okudum vesaire. Görevlerini iyi yapmışlar kanıtındayım. Hemen şunu söyleyeyim. Deniyor ki işte bu başbakanın iznine tabi bir suç haline getirildi. Sen bunu denetleyemezsin. Hayır. Cumhuriyet savcısı bir olay olduğu zaman o olaya el koyar. İncelemesini başlatır. Ve siz eğer onu derseniz ki bunlar şudur, silah değildir, şudur filan, onun belgelerini gösterirsiniz. O belgeye bir savcı inanmayabilir. Hı hı. O belgenin merkezden doğrulanmasını isteyebilir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bırakabilir. Nitekim onlar da bu yola girmişler. Hı hı. Ama siz daha başlangıçta savcının karşısına hayır incelemezsiniz diye çıkamazsınız. Çünkü o anda başbakan henüz izin konusu başbakanın önüne gelmiş değildir. 4483 sayılı yasanın 4. maddesini okursanız memurlarla ilgili soruşturmada Cumhuriyet Savcısı gereken delilleri toplamakla yükümlüdür. Topladıktan sonra bakar. Ha bu kişi hakkında ben dava açma izne bağlıdır, izin isteyeceğim derse ilgili merciye belgeleri gönderir. Ve de eğer davayı açmayı düşünmüyorsa zaten biter. İzin istemesine gerek yok. Düşündüğü takdirde gönderir, der ki bana izin verin. Ve o izin hiçbir zaman mutlak takdir hakkına girmez. Siz izin vermedim dersiniz bana, ben savcıyım, siz bakansınız. Ben sizin o tasarrufunuz aleyhine idari dava açarım. Bakın, mutlak takdir hakkı değil bu. Hı hı. Sizin izin verip vermemenizi denetleyecektir idari yargı. Şimdi bu arkadaşlar olaya el koymak istemişler, inceleyecekler, kanıtlarını getirecekler. Bir belgeler gösterilmiş de biz bitten geliyoruz ama... Onları doğrulama ihtiyacını duymuşlar. Bu son derece normal. Ben bunu normal görüyorum. Onun dışında benim bilmediğim bir şey vardı, onu da bilmiyorum. Yani burada savcılar %100 haklı mı? Hayır, ben bakın ne diyorum. Tır savcıları. Benim incelediklerime göre o ana kadar yaptıkları doğru. Hı-hı. Ama onun dışında başka bir şey varsa bilmiyorum. İkinci bir nokta. Sürekli olarak dikkat edin. Dönemin İçişleri Bakanı hiç
Tahmin etmezdim ondan. Ne diyor? Savcıyı da idare icap ederse şeye al diyor. Nezarete al. Akıl alacak gibi değil bu. Biz anayasayı dinlemiyoruz diyor. Buna sizin aklınız eriyor mu? Böyle bir bakanın o koltukta oturması mümkün değildir. Normal bir. Bir batı ülkesinde tabii o gün kıyamet kopar ve o gün gider o. Kıyameti kim koparır? Ve halk koparır. Ve o gün o gider ve bir daha da siyasete dönemez. O bitmiştir o. Çünkü bunun örnekleri çok var. Bahsettiniz Efkan Alan mı? İçişleri Bakanımız oydu. Ve başarılı bir bürokrat iken bakan olduktan sonra son derece değişik demeçler devreye başladı ve değişik sözler söyledi. Değişik girişimlerde bulundu. Ben bunu çok yadırgadım. Evet. Söyleyeyim. Evet. Şimdi... Ve üzüldüm yani onun adına. Peki, Sami Çalcık, kısa bir reklam arası verelim. Arkasından soracağım daha çok konular var. HSYK'nın yapısı, anayasa ihlalleri, Soma, Berkin Elvan davaları vesaire, hukuk cinayetleri, bizim yargıçlar dediğiniz yargıçların icraatları, hepsini konuşmak üzere bir nefesleniyoruz. Şimdi yargı-siyaset ilişkisi konusuna biraz daha derinlemesine girelim arzu ediyorum. Şimdi, Türkiye'deki yargı siyasetten tamamen bağımsız olmadığı muhakkak, değil mi? Buna katılıyor musunuz? Son dönemlerde görüntü bu. Hı hı. Bu görüntü bile siyaset yargıya güveni azaltır. Aslı olmayan herkesin bir görüntü mü bu? Tam doğru da diyemem, tam yanlış da diyemem. O zaman şuna ne? Çünkü gelen haberler bu görüntünün bir ölçüde doğru olduğunu, tam anlamıyla da doğru olmadığını gösteriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela Tayyip Erdoğan, Ergenekon bylaws var dediğinde bütün yargı komple var diyordu. Neredeyse bir bütün yargı diye. Yani ona istisnaları vardı ama yargının duruşu, ana duruşu vardı. Şimdi Tayyip Erdoğan yok dediğinde bylaws Ergenekon yok. Yargı evet. Anladım. Yok demeye başladı. Ben de bir sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ne iş deme durumundayım size. Şimdi siyasetçilerin bu yargı konusunda, adalet konusunda bir kere çok duyarlı olması gerekir. Bu duyarlılık son dönemlerde tamamen ortadan kalktı. Ulu orta tartışılmaya başladı. Hatırlarsanız o dönemde ben savcıyım dedi. Onların savcı dediği Muhalefet Partisi Genel Başkanı da ben avukatıyım dedi. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Tabii ikisi de yanlış. Ve bu konuda ikisi de duyarlı olmalıydı. Yargın işi bu. Size tabii bu konuyu tartışmamalıydı. İşte yargının önüne bu gelmiştir. Dileriz ki yargı bu konuda herkesi tatmin eden, adil bir karar verecektir der yetinirsiniz. Bunun tartışılacağı yer meclis değildir. Bu konuda zaten anayasada duyarlı biliyorsunuz. Mecliste yargının önüne gelmiş olan bir konuda tartışma yapılmaz. Gündeme getirilemez. Soru sorulamaz vesaire. Bu yargının, yargı erkinin yasama erkine karşı bağımsızlığını sağlayan özel maddelerden bir tanesidir. Hemen hemen her ülkede de buna benzer maddeler vardır. Bu konuda ancak siyasetçiler ve Türk kamuoyunun çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Yasalar ise, Batı'dan aldığımız yasalar ise çok duyarlı. Siyasetin değerlendirme yaptığı bazı noktalar vardır. O değerlendirmeyi diyor ki savcıya, yargıca, sen siyasi değerlendirme yapamazsın. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi yapılmasını ben gerekli gördüğüm zaman bir siyasetçiye bu yetkiyi veririm. Söz gelimi Cumhurbaşkanı'na hakaret. 305. madde işte Türkiye'nin değerlerine hakaret maddesi. Diyor ki kanıtları topla, Cumhuriyet Savcısı'na diyor ki kanıtları topla. Ancak bu konuda dava açıp açmama konusunu siyasi açıdan değerlendirmek üzere bir siyasetçinin önüne götüreceksin diyor. Çünkü diyor ki orada maddede hem 305. maddede hem 299. maddede Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesinde diyor ki kanıtları topladıktan sonra Adalet Bakanı'na dosyayı gönder.
baksın ama Adalet Bakanı dosyayı inceleyecek. İşte falanın ifadesini eksik almışsın, bir daha dinle veyahut da falanı dinlememişsin, dinle demeyecek. Ama Türkiye'de bu hep böyle kullanıldı. Çünkü kimse farkında değil bunun. Olması gereken? Ne yazık ki olması gereken şu. Cumhuriyet Savcısı kanıtlarını topladı. Eğer derse ki bu kanıtlarla dava açmaya gerek yok, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir ve iş biter. Dava açmak gereğini duyar ise, kanıtları yeterli görürse, yeterli kuşku noktasına ulaşmışsa, bu defa siyasi değerlendirmesini yapmak üzere bir siyasetçinin önüne gider. Mesela diyelim ki Orhan Pamuk hakkında bir dava açılacak. Cumhurbaşkanına hakaret veyahut da 305. maddede Orhan Pamuk hakkında dava açılması Türkiye'nin itibarıyla ilgili bir konu. Onun için bu maddeye bu getirilmiş. Diyor ki sen bunu bir siyasetçi, sakın siyasi değerlendirme yapma diyor savcıya. Bu değerlendirmenin yapılmasını ben şart görüyorum. Ama şart görüp sen yapamazsın, siyasetçi yapacak. Ona da diyor ki siyasetçiye, bu değerlendirme senin mutlak takdirine bırakılmıştır. Ama sakın ola yargıya müdahale noktasına bunu getirme. Evet. Bu sebepten siyasetçi, bazı ülkelerde buna tanrısal yetki denir. Çünkü gerekçesi yok. Evet. Siyasetçi orada diyecek ki izin verdim veya vermedim. Peki. Bakın. İzin verdim şu gerekçeyle derse ileride yargıcı etkileyebilir. Bakın. Evet. Bu kadar duyarlı bir hukuk sistemi var iken biz her gün yargıçların önüne gelen konuları tartışıyoruz. Bundan ben çok rahatsız oluyorum. Peki şu konuda ne diyorsunuz? Mesela muhalefet partileri meydanlarda hep şunu söylediler. Dediler ki biz hükümet olursak 17 Aralık'ın üzerine gideceğiz. Biz hükümet olursak 25 Aralık'ın üzerine gideceğiz. Biz hükümet olursak 4 bakan, yüce divan üzerine gideceğiz falan. Şimdi burada bir tuhaflık yok mu? Yani bu bir yargıya, yargının durumuyla alakalı yargıya bir itham anlamına da gelmez mi? Yani yargı yürütmenin değişmesine bağlı olarak otomatik pozisyon değiştiren bir mekanizma o zaman. Yani, hayır. Bu anlama gelmez mi? Hayır, gelmez. Şimdi birinin dediği dava açma konusunda. Çünkü dava açma koşulu buna bağlı. Ben o koşulu diyor çalıştıracağım. Siz ona engel oldunuz, onun önünü açacağım diyor. Ondan sonrası yargıca ait. Yargıç beraat de verir, başka yani mahkumiyet de verir. Onu biz şimdiden kestirmek mümkün değil. Çünkü önüne gelecek, kanıtları değerlendirecek. Kanıtları değerlendirirken sadece iddiayı dinlemeyecek. Bir de savunma mekanizması var. Elbette aynı. Yani her iki tarafta silahların eşitliği ilkesi uyarınca gereken savunma ve iddialarını yapacak. Ona göre yargıç bir karar verecek. Evet. Bunda hiçbir şey yok. Peki. Ama siz etkileyecek şekilde mesela ben bir Adalet Bakanımız ne yazık ki buna benzer bir davada bir şey söyledi. Ben devletime sövdürmem dedi. Şimdi siz izin verseniz ne olur, izin vermeseniz. İzin verseniz yargıç önüne geldiği zaman beraat kararı verirken ya vaktiyle bakan böyle demişti. Şimdi ben beraat verirsem devlete sövdürmüş olacağım der. Bakın dikkat edin. O nedenle bu maddelerde gerekçe istenmiyor. Ya izin verdim dersiniz ya da vermedim. Gerekçesini söyleyemez. Peki. Geçenlerde Sami Savcı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Bilgin Başaran. Tanımıyorum. Bir açıklama yaptı. Dedi ki bu 66 tutuklu vardı. Hidayet Karaca'nın da içinde olduğu, polis amirlerinin içinde olduğu, şu an tutuklu olanlar için iki hakim tahliye kararı vermişti. O bağlamda dedi ki Mayıs ayında gerçekleştirilen kamikaze yargıç vakasının bir benzeri ve planlaması bir yaşama geçirmesi durumunda gereğini yapacağız dedi aynı şekilde. Evet. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben o açıklamanın yapıldığını bilmiyordum. Yalnız sizin belirttiğiniz bu açıklamayı yeni öğrendim ve hayretle karşıladım.
Böyle bir arkadaşın Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda bulunmasına da gerçekten çok üzüntü duydum. Doğru bulmuyorum, yanlış buluyorum. Böyle bir açıklama yapmış bir arkadaşın derhal oradan ayrılmasını tavsiye ederim. Peki bu mesajı nasıl anlamak lazım? Tamam, bu yanlış bir mesaj. Yanlış mesaj. Yani bitti, bunu yanlış nasıl anlaması yani bu, lazım geldiğini söyleyemezsiniz. Şu mesaj, bu mesaj hakimler üzerinde nasıl bir tesir meydana getirir? Yani bir onu iki tane hakim karar vermiş ve kararıyla alakalı kamikaze, intihar saldırı. Düpedüz bir tehdittir bu. Bundan başka bir yorumu yok bunun. Yani onu bırakırsanız biz de şöyle yaparız, böyle yaparız. Ne demek bu? Yargıç kararını özgür bir biçimde verecektir. Kanıtlara göre verecektir. Ahmet'in, Mehmet'in isteğiyle değil. Bu arkadaş yargıçlıktan gelmedir herhalde. Bunu bilmesi gerekir. Hı hı. Herkesten önce bilmesi gerekir ve bu konuda çok duyarlı olması gerekir. Ben bunu şaşkınlıkla karşılıyorum, üzüntüyle karşılıyorum. Orada bulunmasını da tasvip etmiyorum. Peki hukuk devletinde şimdi bu olmaz. Olmaz ve bunun gereğini diğer arkadaşların yapması lazım. Kim onlar? Diyecekler ki ayrılın. Bu kadar basit. HSYK üyeleri mi? Gayet tabii. Bunu demezlerse... Demezlerse onlar da sorumlu. Bu işe suça katılmış olurlar. Suç. Suç olarak tanımlıyorsunuz bunu. Evet. Bu bir suçtur. 288. maddeyi okursanız görürsünüz. Suça da ortak olmuş olurlar. Evet, üzerine gitmezlerse. Evet. Yani bu ayırmaz. Daha sonra bu mesele Türkiye hukuk devletine döndüğünde yargılanır mı bu insanlar? Hukuk devleti. Bugün de var hukuk devleti. Öyle mi? Evet. Peki. Derhal yapılması lazım. Yapılmıyorsa? Gayet tabii. Bakın 288. maddeyi okuyalım. Hep birlikte okuyalım. Onlar da duysunlar. Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada hukuka aykırı, işte bu biraz şey yapıldı, değiştirildi. Karar vermesi ve işlem yapılması, tesis etmesi gerçeğe aykırı beyanda bulunması için yargı görevini yapan şuna buna etki yaparsa diyor. Bu madde gündeme gelebilir. Suç tanımı. Gayet tabii. Suç. Şimdi Avrupa Konseyi'nden de bir açıklama geldi. Geçen. Bu konuda mı? Bu konuya hakimlerin tutuklanması ve yargı bağımsızlığına gölge düşürdü. Ve hakimlerin de... tutuklanması konusunda ben hemen şunu söyleyeyim. Bu asla kabul edilemez. Hakim bir karar vermiştir. O karar eğer yanlış ise yargı içinde o karar düzeltilir. Bu konuda suç ceza yargıçları bildiğiniz gibi yok hükmünde kararını verdiler. Yokluk kararı verdiler. Diyelim ki bir kaymakam iddianame düzenledi veya vali boşanma kararı verdi. Onu kimse kale almaz. Çünkü yetki gaspı vardır. Yokluk yaptırımı orada devreye girer. Yani o iddianame, valinin vermiş olduğu o boşanma kararı, kaymakamın düzenlediği iddianame hukuk dünyasında doğmamıştır. Ama bir yargıcın vermiş olduğu bir kararı başka bir yargıç yokluk yaptırımı var diye bir kenara itemez. Ortadan kaldıramaz. Bunun bir tek yolu vardır. Yazılı emir yoluyla siz onu ne yapabilirsiniz? Yanlışsa düzeltin. Peki ben yine aynı sorayım. Yaparsa ne olur? Hayır, karşılığı da yapıldı. Var. Yapıldı, yok hükmünde sayıldı. Bu mümkün değildir. Tahliye kararı verilmiştir. Tahliye kararını yok hükmünde sayamazsınız. Yazılı emir yoluna gidilmemiştir. Sayarsan ne olur? Ve tahliye kararının gereği yerine getirilecektir. Uygulanacaktır. Suçtur. Suç mudur? Gayet tabii. Ne suçudur biliyor musunuz? Özgürlüğü sınırlama suçu. Ve Avrupa Konseyi'nden de bu katiplerin ve ilgili birimlerin uygulamamasını da kabul edilemez. Gayet tabii. Bir açıklaması var. Çünkü onlarda hukuk bilinci var. Ne olduğunu biliyorlar. Peki yani bizde Türkiye'de tabii hakimlerin tutuklanması yeni bir şey ama başka yeni şeyler de var. Şimdi hakim tutuklanıyor. Ben hakim tutuklandığına ilk defa rastlıyorum. İlk defa. Gayet tabii. Şimdi bakın yargıçlar da suç işler, savcılar da suç işler. Bizim önümüze çok arkadaşımız geldi, meslektaşımız geldi. Yargıtay'dayken biz de onları yargıladık, mahkum ettik. Ama onlar böyle suçlar değildi. Bayağı suçtu onlar. Hı hı. Ama burada yeni Türkiye'de bir hakim tutuklandığı gibi eşi işten atılıyor. Yetmiyor, kesmiyor. Çocuğu kreşten atılıyor. Peki bütün bu olaylar
Hakimler ve savcılar... Bunları siyasetçiye sorun. Niye soracaksınız? Hayır. Cümleyi... Kimle devlet yönetilmez? Ben söyleyeyim. Benim hukukçuya soracağım cümlenin sonunda ilgili olacaktı. Onu söyleyeyim. Sorun. Bu yargı camiasını nasıl etkiler? Yani elbette etkiler. Şimdi adam bir karar verecek. Bu gün işten atılacak. Eşi işten atılacak. Meslekte ihraç. Eşi devlet memurluğundan atılacak. Çocuğu da kreşten atılacak. Zincirleme. Şimdi... Eski klan dönemleri vardı. Oymak dönemleri yani devlet öncesi dönemlerde bir oymağın içerisinde, bir klanın içerisinde başka bir klandaki bir kişiye karşı bir suç işlendiği zaman bütün o klandaki mensuplar bundan sorumlu idi. Hı hı. Bu kolektif bir sorumluluktu, ortaklaşa bir sorumluluktu. Bu ona benziyor. Hı hı. Yani devlet öncesi ilkel döneme dönmüş olursunuz. Bir yargıç suç işlemişse, gerçekten suç işlemişse gereğini yaparsanız ama onun ne kardeşini, ne çocuğunu, ne eşini cezalandıramazsınız. Evet. Çünkü suç kişiseldir. Sorumluluk kişiseldir. Kim işlediyse o eylemi yapan cezalandırır. Onun dışındakilere dokunamaz. Programımızın sonuna geldik. Son 1-2 dakikamız var Sami Selçuk. Son sorumu da sorayım. Programı kapamış olalım. Gerçi sohbet çok keyifle gidiyor sizinle. Ermenek davası dün haberlerde denk geldi. Soma davası, Berkin Elvan davası tevafuken üst üste geldi. Dün de gazetelerde, televizyonlarda da izledim. Mesela Ermenek ve Soma faciasındaki davada kadınlar ağlaşıyorlar, bebeğini gösteriyor tabii. Vesaire. Şimdi bütün bu duygusal tabii. Sahneler var, acılar var. Tabii. Arkasından Berkin'in davasını medyadan takip ettiğim kadarıyla işte 16 Haziran 2003'tü, 2 yıl geçti üzerinden. 730 gün geçti öldürüldüğü. Ve tekrar ertelendi galiba. Üzerinden ertelendi. 730 günden beri 30 gün içerisinde Berkin Elvan terörist olduğu ilan edildi tırnak içerisinde. Ama sorumlular kim? Kim vurdu ilan edilemedi. Şimdi bütün bunları toplayarak yani Ermenek, Soma ve Berkin davalarındaki insanların psikolojinin alt alta koyduğumda şunu gördüm. Bir tedirginlik, hatta tedirginlik değil, bir endişe. Bu davalardan maalesef bir şey çıkmayacak kaygısı var. Kaygısı var. Sizde doğru. De o kaygı var mı? Hayır, ben bunları bu kaygıyı hiçbir davada taşımadım ama yargıçların elinde, ya yargıç nihayet bir insandır. Elde edebildiği kanıtlara göre karar verir. O kanıtlara ulaşamazsanız yapacağınız bir şey yoktur. Hepimizin başına bu gelmiştir. Yalnız bu davalarda ve bütün Türkiye'deki davalarda yaşanan bir gerçek vardır. Türkiye'de duruşma dünyanın hiçbir yerinde yapılmayacak şekilde yapılmaktadır. Böyle bir duruşma yeryüzünde yoktur. Önce onu düzeltmemiz gerekir. Böyle bir duruşma yok. Afrika ülkeleri de bunun içinde. Nasıl yani? Ya, böyle bir duruşma. Yani taraflar gelecek, hakimler değişecek. Siz, ben hakimim, kanıt, sanığı dinleyeceğim. Ben ayrılacağım, hala karar vermeyen birkaç başka bir hakim gelecek, tanıkları dinleyecek. O da ayrılacak, atanacak başka yere çünkü durmadan erteleniyor. Üçüncü bir hakim zaten gelen giden yok, dosya üzerinden karar verecek. Bu kararların hepsi yeryüzünde istisnasız geçersizdir. Türkiye bunu düzeltmek zorundadır. O halde sizde bir endişe oluşturmuyor mu? Hayır, bir söyleyeyim. Yargılamanın en önemli aşaması duruşmadır. Duruşma yargıcı önüne gelen kanıtları görecek, onlarla dolaysız doğrudan iletişim kurmak suretiyle kararı verecek. Tek bir cümle. Bu kadar. Bütün bu dediklerinize rağmen olumsuz, negatif şeyler söylediniz. Bu yargı, bahsettiğim davaların sonuçlarıyla ilgili hiçbir endişeniz yok mu? Her davadan endişem var benim. Bu davada ama bugün için değil, her zaman vardı. Onu söyleyeyim. Dün de vardı. Bu dava özelinde artı bir endişe taşıyorsunuz. Yargılamanın Türkiye'de başarılı bir şekilde yapıldığına inanmıyorum. Bunu düzeltmemiz gerekir. Duruşma kavramını A'dan Z'ye gözden geçirmemiz gerekir. Bunlar yapılmadığı sürece Türkiye adli yanılgıların en çok yaşandığı bir ülke durumundan kurtarılamaz. Peki. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Sami Selçuk yanımıza katıldığınız için. Rica ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.